geçen bayrama göre biraz daha düşüktür. Geçen bayram biraz daha iyiydi satışlar. Ya maddi bir kriz olabilir bu. Ondan dolayı yani. Kurban kesme gücümüz yok açıkçası. Kurban bayramımız mübarek olsun hepimize. Hayırlara vesile olsun. Şimdi geçen bayramla bu bayram arasında biraz daha fark var. Mesela geçen bayramla bu bayram arasında bir 30 milyona 40 milyona yakın bir zam geldi. Geçen bayramda biraz daha aktifti. Şimdi havalar da serindi. Tatlı serinlikte daha güzel gidiyor. Serin havalarda daha çok tüketiliyor. Şimdi havalar çok sıcaktır. Tamam bu memleket hani bir tatlıda artık bir isim yapmıştır. Her bayramda insanlar kendine bir örf adet yerine getirmişti. O yüzden havalar sıcak ama yine insanların alım gücü biraz azdır. Yine satılıyor, yine verilebiliyor ama zamlar biraz etkiledi. Geçen bayram en uygun tatlımız kadayıftı ve cevizi baklavaydı. Cevizi kadayıf, cevizi baklava 180 liraydı. Bu bayramda ise 210 lira olmuş. Mersin'de yaşıyorum. Buraya misafirliğe geldim. Yani şu an asgari ücret efendim yani 11 lira 11.402 lira oldu ama daha maaş elimize geçmeden Mersin'de her şey birden zam geldi yani. Gönlümüzce alışveriş yapamadık yani. Ondan sonra kurbanlıklar almış başını gidiyor yani. Çoğu aile evine yani et bile götüremeyecek yani. Yani şu an bu sene hiç ekonomik konudan hiç iyi değil yani. Biz şöyle bir 5 sene geriye gidelim, 10 sene geriye gidelim. Daha iyiydi, şartlar iyiydi. Bu son zamanlarda daha da kötüye gitti yani. Yetkililere diyorum bir an önce bu acil önlem almaları lazım yani. Bir an önce bu halkı düşünsünler yani. Sürekli ne diyeyim yani. Kendilerini düşünmesinler yani. Yakın bayram arasında yine fark var yani bu kurban bayramında insanların fazla kurban keseceğini ben ihtimal vermiyorum. Yoktur. Para yoktur. Yani kurban kesmeye geçen et alabilirler mi? Et bile bir kilo etin kilosu en az 220 lira para. Ne yapıyor bu? Ayda yaklaşık 7 milyar. Kim alacak arası? Kim alır? Makarnacı alabilir yani hırsız hükümete o veren insan alabilir. Gerisi alamaz. Bu bir gerçektir yani. Ya. Boşta paramedoda çayı var boş. Yani gerek bu Doğu Güneydoğu olarak bizim işin Kürt bölgesi Kürdistan onlar için Doğu Güneydoğu bölgesinde. Sanayi yapacağız. Sanayi. Ağır sanayi var ya. Ciddi sanayi. Üç vardı çalışabiliriz. Olursa belki. Yoksa yol yapmışsın. Yol yapmışsın. Araba satıyorsun. Ne yapmışsın yani? 10 kata yol yapıyorsun. 90 kata cebine koyuyorsun. Yol yapmışsın. Yol yapmış doğruydu. Yani bu adam yolayı yapmış. Başka bir şey yapmamış. O da tam çalmak için yapmış ha. Yol yapmış. Oğlum var. Sadece birine bir eşofman altı alabildim. Yani bir ayakkabı, bir pantolon, bir tişört, bir gömlek mümkün değil. Mümkün değil. Alamadım. Yani bakıyoruz, alamıyoruz. Yani çünkü tek çalışan var. Üçü de okuyor, öğrenci. Nasıl yetiştiriyorsunuz? Yani hiçbir ihtiyaçlarını tam olarak hani gerçekleştiremiyoruz. Yani onlar da gençler. En küçüğüm 18 yaşında. Bu şekilde yani ceplerine harçlık koyamıyorsun. Yani istedikleri bir şeyleri kendileri görünce harcayamıyorlar. Vallahi et alamadım. Hiç alamadım. Gerçekten alamıyoruz. Çünkü çok pahalı. Yani zaten kendi idaremize bakıyoruz. Yani öyle geçiştiriyorsun. Hani eşime de söyledim. Yani biz şimdi et alacağız, yemek yapacağız. Bizim yani buranın geleneksel yemekleri var. Dolmamız var, işte şuyumuz var, buyumuz var, çöreğimiz var. Ama hiçbirini eskisi gibi yapamıyoruz. Hani eskiden bu ayrım yoktu. Herkesin evinde et de vardı. Her türlü yemek de pişerdi. Ama şimdi zor. Ya gittikçe düşüyor zaten. Gittikçe düşüyor. Her gün diğer günden daha kötü oluyor. Yani hiç yani iktidarın şeyli bir şey yok ki. Devamlı düşüyor. Alış gücümüz. Evet. Valla geldiği gibi gidecek zaten. Fazlasıyla çıkacak. Yani şu an ev kirası bile ödeyemiyorsun. Ev bulamıyorsun. Yani bulamıyorsun, yapamıyorsun. Aidatlarını ödeyemiyorsun. Hani biz oturduğun binada bile kiracısın. Aidatı var, elektrik var, su var. Ya bana 10 gün içinde 2 defa doğalgaz geldi. Bak yaz ayındayız.
Faturam bile yüksek yüksek geliyor. Elektrik de doğal gaz da. Yani biz ancak faturalara çalışırız gerçekten. Bu bayram hiç alışverişten memnun değiliz. Hem biz esnaf olarak hem alıcılar olarak. Yani gerçek manada sıkıntı büyük. Yıl kıyasla açayım. Geçen yıl şöyle diyeyim. Biri geldiği zaman, sorduğu zaman alıp giderdi. Şu an sadece sorucular piyasada var. Sadece soruyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. Çünkü aşırı derecede fiyat farkı var. Geçen sene şu malın fiyatı 30 lirayken bu sene 50 TL. Geçen bayrama 2 ay önce 30 TL iki mal, bu bayram 50 TL veriyoruz. Ben bundan 5 TL para kazanıyorum. Alan diyor indirim yap, ben nasıl indirim yapayım? Ama geçen bayram %70 malımın hepsi bitti. Bu bayram bence %70'i geri iadeye gidecek. Perişan olduk ya. Diyarbakır gibi bir yerde ev kiralarını 4000-5000 yaptık ya. Bir ekmek alacak insan yok ya. Vallahi ya. Yani bu gidişat böyle olursa zaten kriz mriz değil de direkt Türkiye savaşa gider. Alo. Alo. Alo.